Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Windows izinlerinden bahsedeceğim. Windows'ta dosya ve klasör izinleri nasıl tanımlanıyor? Şimdi arkadaşlar ilk önce gelelim. Şurada bakın. Yine bir tane klasör oluşturayım. İsmine de izinler diyeyim. İçine de iki tane metin dosyası ekleyeceğim. Bakın. İzinler 1, izinler 2 diye. Şimdi ilk önce dosya izinlerinden bahsedelim. Sonra da klasör izinlerinden bahsedelim. Burada iki tane dosyam var. Dosyamın içine buraya 1 yazalım. Kaydedelim. Buraya da 2 yazalım. Kaydedelim. Şimdi arkadaşlar ben bu dosya ve izinler üzerinde neler yapabilirim? Şimdi ilk önce dosya izinlerine geliyorum. Bakın izinler bir dosyasının üzerine geliyorum. Sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Özellikler dediğimde burada güvenlik tabı var. İngilizce olarak security tabı. Bu taba tıklıyorum. Bu taba tıkladığımda bakın benim elle değil yukarıdan tanımlanmış izinler var. Yukarıdan tanımlanmış izinler ne demek? Arkadaşlar bakın. Windows'u kurduğunuzda ana dizinden başlayarak alt dizinlere doğru izinler alta doğru transfer olur. Ne demek bu? Yukarıdan uyguladığınız bir izin onun içindeki iç klasör ve dosyalara, onun içindeki iç ve klasörlere transfer olur. Şimdi bakın ben burayı düzenle dediğimde buradaki izinlerin sönük olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü bu izinler yukarıdan uygulanmış ve bu nedenle ben bu dosya ve klasörün bu dosyanın üzerinde yeni izin tanımlayabilirim ama mevcut buradaki sönük izinleri şu haliyle değiştiremem. Değiştirmeden önce ne yapmalıyım? Bakın arkadaşlar buradayken bu penceredeyken gelişmiş tabına tıkladım. Burası açıldı. Bu gelişmiş tabı açıldığında şurada devralmayı İngilizce adıyla inheritance'ı devre dışı bırak. Inheritance'ı devre dışı bırak diye tıkladığımda bakın iki tane seçenek var. Bu nesnede devralan izinleri açık izinlere dönüştür. Bu nesnedeki tüm devralan izinleri kaldır. Bakın bu üsttekini seçersem yapacağı olay şu. İzinleri yukarıdan bundan sonraki alacak izinleri iptal eder ama mevcut izinleri bırakır. Ne demek istiyorum? Bakın bunu dedim. Inheritance disable ama mevcut izinler durdu. Ama ben buraya gelip gelişmişe tekrar tıklar. Devralmayı devre dışı bırak der. Ve bu ikinciyi seçersem mevcut izinlerin hepsini ne yapacak arkadaşlar? Temizleyecek. İzinlerin hepsi temizlendi. Şimdi izinler temizlendi. Peki ben buraya tamam dediğimde bakın ne olacak? İzinler tabı bomboş. Ne oldu? Tamam diyorum. İzinler bir klasörüne tıklıyorum. Sen buraya erişemezsin diyor. Tabii ki erişemezsin. Evet, devam ediyorum. İzinler bir dosyasına geliyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Burada güvenlik bölümüne tekrar geliyorum. Bakın arkadaşlar düzenle deyip ekle diyorum. Burada bir kullanıcı ekleyeceğim. Benim buradaki kullanıcı adım Linux Data. Linux Data'yı bu şekilde ekleyebileceğim gibi bakın şöyle de ekleyebilirim. Gelişmiş derim bilmediğim bir isim ya da yazmak istemiyorsam bakın buraya gelip bu şekilde de ekleyebilirim. Şimdi izin tanımlayacağım. Bakın arkadaşlar izinlere bakın. Okuma izni, yazma izni, okuma yürütme, değiştirme ve tam denetim. Şimdi arkadaşlar okuma izni verirsem bu dosyayı sadece okuyabilecek. Yazma izni verirsem bu dosyayı hem okuyacak hem yazacak. Okuma ve yürütme nedir?
bir tane exe, yürütülebilen yani çalıştırılabilir bir dosyaysa, Windows üzerinde çalıştırılabilir bir dosyaysa bunun yürütülmesine izin verecek. Exe'ye tıkladığında o exe'yi çalıştırmamıza izin verecek. Değiştirme, oku, yaz, sil, hepsini yap. Tam denetimde bütün bu dosya üzerinde her şeyi yap. Gerekirse dosyanın sahipliklerini bile değiştirebil. Bu. Şimdi ilk önce okumaya tıklıyorum. Okuma iznini verdim. Bakın burada izin ver, İngilizce olursa allow, izin verme İngilizce olursa deny yazılır. Şimdi okuma dedim, tamam dedim, tıklıyorum. Bakın izinler dosyasına girdim. Aa, okuyabiliyorum. Hadi yazmaya çalışayım. Yazamıyorum. Bana diyor ki sadece artık farklı kaydedebilirsin. Buraya kadar tamam mı? Süper. Heh, şimdi gidiyorum dosyaya. Bakın arkadaşlar, kaydetmiyorum bunu. Dosyaya şimdi gideceğim tekrar. Özellikler, güvenlik, düzenle. Şurada yazma hakkı ver. Okuma, yürütme benim için çok önemli değil. Çünkü uygulanabilir bir dosya değil. Tamam diyorum. Bakın izinler dosyasına tekrar tıklıyorum. 2 diyorum. Dosyaya yazabildiğimi artık görüyorum. Çünkü dosyanın üzerinde okuma ve yazma hakkım var. Peki ben bu dosyayı silebilir miyim? Bakın arkadaşlar. Bunun triğini biraz sonra söyleyeceğim. Bakın. Geliyorum. Şöyle dosyayı sil diyelim. Sildi, görüyor musunuz? Okuma yazma hakkı olunca dosyayı silebiliyor mu? Dosyanın üzerindeyse, izin direkt dosyanın üzerinde tanımlıysa silebilir. Ama izin klasörden aşağı iniyorsa, o dosyayı alt, klasörde okuma ve yazma hakkı verilmişse altındaki dosyaları silemez. Sadece okuyup yazabilir. Ne demek istediğimi göstereceğim. Şimdi buraya kadar tamam mı? Dosyanın kendi üzerinde okuma ve yazma hakkı olursa, peki burayı ben şöyle yaparsam, bakın şöyle hemen özellikler, güvenlik, düzenle, izinler ikiye tıklamışım, affedersiniz. Özellikler, güvenlik, bakın burası okuma ve yazma. Yazmayı tekrar kaldır, uygula, tamam. İzinler biri. Şimdi tekrar bakalım. Sildim. Görüyor musunuz? Silebiliyorum. Heh. Bu olması gereken bir işlem mi? Hayır tabii ki değil tabii ki. Geri yükle. Bu olması gereken bir işlem değil tabii ki. Peki neden silebiliyorum? Neden silebiliyorum? Şimdi arkadaşlar. Şimdi dosyanın üzerindeki izinleri anlattım, doğru mu? Şimdi klasöre geliyorum. Şimdi klasöre gelmeden önce buradaki izinler birin üzerindeki varsayılan izinleri ne yapıyorum? Güvenlik, gelişmiş, devralma yani inheritance'ı enable, etkinleştir diyorum. Uygula dediğimde yukarıdaki izinler tekrar uygulanacak. Buraya kadar tamam mı? Şimdi bakın. İzinler, buradaki izinler ne oldu? Neredeyse bütün flag geldi. Şimdi arkadaşlar, klasöre geçiyorum. Klasördeki izinler nasıl? Bakın burada bir tane folder'ım, yani klasörüm var. Özellikler diyorum. Ben buradaki güvenlik tabında, yani bu klasörde izin uyguladığımda, klasörün altındaki dosya ve klasörlerde bu izinler ne yapacak? Devredilecek. Heh. Inheritance dediğimiz devralacak aşağıdakiler. Nasıl C ana dizininde uygulanmış izinler benim buradaki izinler klasörümde gözüküyorsa, ben buradaki izin, buraya özel izinler uyguladığımda bunun altındaki dosya klasörlerde bu izinler gidecek. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar, geleyim. Yine gelişmiş bölümde burası için
Burası için devralmayı devre dışı bırakayım. Buraya diyeyim ki mevcut kalsın diyeyim. Uygula diyeyim. Tamam diyeyim. Şuraya geleyim. Ekranı şöyle çekeyim. Buraya geleyim arkadaşlar. Şu Linux datayı ne vereyim? Sadece okuma ve yazma hakkı vereyim. Buraya kadar tamam mı? Okusun ve yazsın. Şimdi geliyorum. Buradaki izinlerin içine tekrar giriyorum. Bakın buradaki dosyalardan herhangi birine sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Şurada güvenlik bölümünde bakın yukarıda uyguladığım izinler aşağıya aynı şekilde gitmiş. Aynı şekilde okuma yazma hakkı olmuş. Bakın buraya ben bu dosyayı şu an silmek istiyorum. Sadece yukarıda klasöre dosya ve klasör bazında izinler uyguladım. O klasöre okuma ve yazma hakkı verdim. Sil diyorum. Bakın bana silme hakkı vermiyor. Hemen karşıma şöyle Windows uyarısı. Yani yetkili bir kullanıcı hesabı var mı? Silmeye onun uyarısını Windows bana hemen bir uyarı veriyor. Ha, silemiyorum. Anladınız değil mi? İzinleri dosya bazında değil de izinleri klasör bazında uygulamalıyız. Bakın klasör bazında geldim. Ben şu an bu dosyaları okuyabilir miyim? Bakın okuyabilirim tabii ki. Yazabiliyorum. Yazabilirim. Save ettim bakın. Save ettim. Gördüğünüz gibi geldi. Ha, ama ben bu dosyayı silebilir miyim? Silemem arkadaşlar. Bakın geliyorum. Silmek için tıkladığımda. Ama biraz önce dosyaya dosya bazında izinler verip silebildim değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar silemiyorum. Bana yine uyarı veriyor. Şimdi iptal ettim. Şu uyarıyı da hemen kapatayım. Uyarı verdi kapattım. Şimdi silmesini istiyorsam ne yapacağım? Şunu yapacağım. Geliyorum. İzinler diyeceğim yine. Özellikler. Güvenlik. Buradayım. Düzenle. Linux dataya değiştirme hakkı vereceğim. Değiştirme hakkı verdiğimde ona aynı zamanda silme hakkı da vermiş oluyorum. Bakın geliyorum. Her şeyi yapabiliyor. Dosyaya geliyor. Okuyabiliyor. Yazabiliyor. Şöyle geliyorum. Silmek istediğimde artık silebiliyorum. Buraya kadar tamam mı? Yani değiştirme hakkı bana aynı zamanda ne veriyor? Silme hakkı veriyor. Peki ben bunları artık özel uygulayabilirim. Tabii ki uygulayabilirim. Biraz önce en başta yaptığım gibi dosyanın üzerine gelir. Yine dosyanın gelişmiş bölümünden bakın. Güvenlik gelişmiş bölümünde devralmayı devre dışı bırak. Yani inheritance'ı disable et. Devralmayı disable et dediğimde burası gelecek. Bunu istediğim gibi devre dışı bırakırım. Üstten artık bana izinler uygulanmaz. Hemen yapalım onu da. Bakın. Geliyorum. Şöyle ki bu nesnedeki devinleri bu şekilde bırak. Nasıl şu an? Bakın. Linux datanın bu dosya bazında ne izinleri var? Değiştirme izinleri var. Ben yukarı çıkacağım şimdi. Yani yukarıdan kastım ne? Dosyaya dizine çıkıyorum. Bir üste çıkıyorum. Bakın. Klasöre çıktım. Klasörde güvenlik tabında dedim ki artık bu kullanıcıya ben değiştirme hakkı değil sadece okuma yazma hakkı veriyorum. Bakın okuma yazma hakkı. Uygula dedim. Gittim. İzinlere geldim. İzinde geliyorum. Bakın izinler bir dosyasına sağ tıklayıp özellikler diyorum. Bakın değiştirme hakkı var görüyor musunuz? Ama İzinler 2'ye gidiyorum. Bu hala yukarıdan izinleri aldığı için ne yapıyorum? Bakın burada sadece okuma yazma hakkı olacak. Bakın arkadaşlar sadece okuma yazma hakkı var. Anladık değil mi? Çünkü niye? İzinler 1 dosyasında ben yukarıdan izinleri almayı devre dışı bıraktım. Ama izinler 2 hala inheritance dediğimiz yukarıdan izinleri aldığı için miras olayı dediğimiz izinleri aldığı için yukarıdaki izinler otomatik uygulandı. Dosya ve işte bizim Windows üzerindeki dosya ve klasör izinleri bu. Şimdi burası çok önemli. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi dizine gelip
Bakın şurada özellik dediğimizde bir de burada paylaşım bölümü var. Bu ne? Yani paylaşım bölümü ne işe yarıyor? Güvenlik bölümü ne işe yarıyor? Güvenliği anlattım. Bir sonraki videoda da bu paylaşımı anlatacağım. Yani şimdi paylaşım deyince arkadaşlar diyecek ki evet dosyayı paylaşmak için. Ama bu paylaşmanın güvenlik tabıyla ilişkisi ne? Bir sonraki videoda bunu anlatacağım. Bu videoda size Windows üzerinde dosyalar yani dosya ve klasörlerde izin kavramının nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım. Eminim bu videoyu beğeneceksiniz. Eminim bu videoyu eleştireceksiniz. Eleştirilere de, beğenilere de bütün her şeye açık olmak gerekir. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.